Hocam hemen kaldığımız yerden şunu sormak da isterim. Ziyaretlerde, ikramlıklar, ziyafetler tüm güzellikleriyle, tüm görsellikleriyle bizlerle oluyor, sofralar kuruluyor, bütün aile bir arada oluyor. Ama yine de manevi doyumu yaşamak adına esasen neler yapmak gerekiyor, onu da sizden öğrenmek isteriz. En önemli manevi doyum aslında kişinin kendini huzurda hissetmesidir, güven hissetmesidir. Yani kişinin bütün psikolojik ihtiyaçlarım giderilmiş, bütün böyle kendimi şu anda bütün arzularım karşılanmış gibi, yani kişinin beklentilerini gerçekçi sınıra çekmesi, sahip olduğu küçük şeylerden mutlu olmayı başarabilmesi, dünyayı değiştirmek yerine kendini değiştirmeye çalışması. Yani o insanı en çok yıpratan böyle doyumsuzluk, böyle açgözlülük, böyle sınırsızlık, sorumsuzluk gibi duygulardır insanı yıpratır. Bunlar bakıyorsun, bunlar gerçekçi olmayan beklentiler olduğu için çoğu, yahut da aşırı istekler olduğu için, aşırı istekler çoğu zaman tam karşıtına sebep olurlar. Karşıtını doğururlar. Bir şey diyorsan, otobüs durağına gitmişsin, gelsin, sıkılıp gidersin, arkandan otobüs gelir. Bunun gibi. Yani istekler insanı mutsuz ediyor. Hı. Aslında bayramlar, bu gibi ortamlar insanın bu hayatın ne kadar geçici olduğunu gösteriyor. Goethe'nin güzel bir sözü var diyor. Yeryüzündekiler diyor, yer altındakiler yeryüzündekilerin böyle yer altındakiler onun pişmanlıklarıyla yaşıyorlar diyor. Onlar bilseler yeryüzündekiler bu kadar birbirlerine girmezler diyor. Yer altındakilerin yaşadığı pişmanlıkları görseler diyor. Biz onu unutuyoruz. Toprağın altını unutuyor insanlar. Yani o bayramlar böyle durumlarda hayattaki böyle manevi değerleri gördüğü zaman aşırılıklarını, bir basit bir şeyden dolayı nasıl kalp kırdığını, yani biliyorsunuz kalp öyle bir organ ki kapısı kırılırsa oraya girilmez. Bir binanın kapısını kırarsın girersin, ama kalbin kapısını kırdığı zaman oraya giremezsin artık. Evet hocam. Onun için bir kalbe girmek istiyorsanız onu kırmadan o kalbe girmenin yoluna bakacaksınız. Yani kalbimiz böyle bir organ, duygularımız böyle bir organ. Çünkü her şey incelikten kırılır ama insanlık kabalıktan kırılıyor. Yani bu nedenle biz bu bayramda sevgi duygularını, böyle yakın ilişkileri, muhabbet duygularını, şefkat duygularının yoğun yaşantığı duygular. Böyle durumlarda anneler, babalar, herkes sevgi cömerti olsun, şefkat cömerti olsun. Hiç kusurları bayramdan sonraya ötelesin. Onu biliriz. Bu da insanların aslında manevi doyumunu dolaylı olarak sağlar. Yani çünkü bir eve geldiği zaman yargılanıyor gibi geliyorsa bir çocuk, orada huzur olmaz ki. Mahkeme salonu gibi olur ev. Senin evi mahkeme salonu yapıp kapıdan girerken niye bunu giydin, niye bunu yaptın? Yani her böyle şeyde onu düzeltmeye çalışan, eleştirinin dozu kaçmış bir yakın ilişkilerde mutluluğu dışarıda arıyor insanlar. Ya da zaten bağımlılık nedir? Bağlanma bozukluğudur. Güvenli bağlanma anne baba ailede yoksa o çocuk bağlanacak nesne ne olur? İnternete bağlanıyor. Maddeye bağlanıyor. Eğer aile bağları iyiyse onlara da bağımlılık olmuyor zaten. Emin ol. Bağımlılığın arka planında ne var? Kişinin kendini mutsuz ve yalnız hissetmesi var. Mutsuzluk ve yalnızlığı azalttığın zaman madde bağımlılığı biter. Bunu azaltmadığın zaman yayılır. Bunun gibi evde manevi doyum dediğiniz sizin, yani insanlar bir nevi yalnızlığını giderebileceği, kendini güvende hissedebileceği, böyle birlikte olduğu için mutlu olabileceği ilişkileri kurabilmesi. Çünkü insan sosyal, ilişkisel bir varlık, öyle yaratılmış. Yalnız zaman mutlu olamıyor insan. Ancak seçilmiş yanlış olursa, hani bazı dervişler var, kilahanelere çekilir ama onlar aslında yalnız değil. Hani Gandhi'nin söylediği gibi, yani sen tek başına koca İngilizlere ne yapacaksın diyorlar. Ben tek başına değilim ki diyor. Yanında Tanrı olan kimse yalnız değildir kimse. Bunun gibi böyle, yani dervişler, bizim Hazreti Mevlana'nın tasavvuf öğretisi de böyle diyor zaten. Yani Allah'la beraber olan bir kimse yalnızlık çekemez, ama bu herkes yapamaz, bunu kolay bir şey değil o. Yani bu bir şeydir.
Ancak çok uzun emekler, yorulmalarla bunu bir kimse, dost istersen Allah yeter, yaran istersen Kur'an yeter öğretisi belli bir ilimden sonra oluşuyor. Belli bir bilgiden sonra oluşuyor. O altyapı olmadan bunları insanların yaparsa da bu sefer gerçeklerden kopuyor. Birçok başka rahatsızlıklara sebep oluyor. Evet. Hocam, bayramdan bahsederken Kurban Bayramı'nda özellikle de o eski bayramlardan bahsetmemek olmaz. Hem sizin de hatırladıklarınız kadarıyla şunu da sormak isterim. Neden birçoğumuz o eski bayramların tadını alamıyoruz diyoruz? O eski bayramlar aslında, eski bayramlar hep deniyor. Bizim çocukluğumuza da deniyordu, şimdi de deniyor. O aslında bir, o eskilik kavramı biraz bayramlar, evet, herkesin çocukluk döneminin en güzel anlarıdır. Yani daha sıcak ortamın olduğu, hediyeler verildiği, paylaşırlar olduğu. Yani insan beyninde çocukluk dönemindeki yaşantılar eski yaşantı olarak algılıyor. Evet. O eski bayram olarak da çocukluk döneminin özlemi vardır aslında. Çocukluk dönemindeki o güzel bayramlar eski bayramlar şeklinde sosyal alana yansıyor. Yani bayramlar derken eskiyle şu anla bayram açısından çok büyük bir fark olduğunu söyleyemeyiz 50 sene önceyle şimdi arasında. Ama çocukluk dönemini özleminin bir sosyal ifadesi diyebiliriz ona. Bu nedenle bunu yanlış anlamamak gerekir. Yani bu, o halde biz çocuğumuza ileride böyle hasretle anacağı, onun gelişen ruhunda güzel meyveler verecek böyle güzel bayram yaşantıları, bayram hikayeleri, bayram senaryoları çocuğumuzun gelişen ruhuna ekelim şu anda. Yani bayram fırsat. Ona güzel şeyler yaşatalım. İki dünya güzelliği yaşatalım. Sadece böyle maddi, parasal, geçici hazlar, zevkler değil, kalıcı hediye, böyle manevi boyutu da olan hazlar çocuğumuza verebilecek bayramlar yaşatalım. Mesela bu en önemlisi, zorluklara karşı sabrın öğrenilmesi, sahip oldukları şeylerin kıymetini bilerek şükrün öğrenilmesi. Bunu bile Ramazanlarda, bu bayramlarda bu şükran duygusunu güçlendirmek bile o çocuğun şeyidir, mutluluğu için çok önemlidir. Evet. Biz mutluluğunda minnettarlık eğitimi diye modülü var. Onu öğretiyoruz bak, minnettarlık eğitimi. Öyle bir ödev veriliyor. Geçmişte sana bir iyilik yapan birisini hatırla diyoruz. Hatırlıyor. Ona git bir hediye al. Niye aldın derse diyor, sen bana geçmişte şu iyiliği yapmıştın, onun için böyle içimden geldi yaptım de diyor. Bu örnekleri anlatınca minnettarlık eğitimi, müthiş dostluklar başlıyor. Yanlışlıkla gideriliyor. Bak, rastgele iyilik, karşılıksız iyilik yapıyorsun. Sırf teşekkür için, şükran duygusu. Bu sosyal sermayedir bunlar. Sosyal sermaye ne kadar zenginse o kadar insan sosyal gücün artar, sosyal etkin artar. Yani onun için burada da üretmek gerekiyor bunu. Bu bayramlarda öğretilir böyle. Geçmişte iyilik yapanı ziyaret etmek, bir hediye almak, gönlünü almak, hiçbir şey olmasa bile telefon etmek. Yani bunları yapabilmemiz önemli gerçekten. Yani o hatta annesi babası vefat etmiş olanlar, keşke çoğunu böyle annem babam hayatta olsa da gitsem değil sarılsam dediklerini, örneğini çok görüyoruz. Yani şu anda annesi babası yaşayanlar emin ol bunu dememek için bu fırsatı iyi kullansınlar. Yani anne baba sevap makinesi ya çocuklara. Yani onlara şu anda gidip onların rızasını almak, onların gönlünü almak bir evlat için müthiş bir manevi sermaye. Böyle bir sevap makinesini kaçırmasınlar. Yatırım sadece dünyada yatırım olmaz bak. Ölüm ötesi yatırım bunlar hepsi. Ölüm ötesi yatırım yapmak istiyorsanız bayram bir fırsattır. Akıllı insan da kısa vadeli yatırım yapmaz, uzun vadeli yatırım yapar. Bu da uzun vadeli yatırım, ölüm ötesi yatırım. Bayramlar içinde manevi ticaret ayı denebilir. Evet. Kısacası bunu hepimizin fırsata çevirmesi gerekir. Hocam ağzınıza sağlık, vermiş olduğunuz bilgiler için. Hocam son size olarak iyi bayramlar, bayramla ilgili mesajlarınız varsa onları da almak isteriz. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Özellikle bu deprem felaketi yaşadık biliyorsunuz. Evet. Orada yakınlarını kaybedenler bu bayramda
o acıyı tazeleyecek, onları etkileyecek. Yani onlara yalnız bırakmamak, onları teselli etmeyle ilgili yapabilecek şeylere de yine gidelim. En azından onların yalnızlığını gidermek, onlara manevi yardımda bulunmak da çok güzel bir şeydir. Yani manevi ticarettir diyelim. Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Rica ederim. Samimi Analiz'de Kurban Bayramı özel programıyla Profesör Doktor Nevzat Tarhan bizlerleydi. Bir kez daha iyi bayramlar dileyelim ve bir sonraki programımızda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi bayramlar.